Merhaba, iyi günler. 26 Nisan 2023. Estetik Cemil Sena. Sanat ve güzelliğin felsefesi. Kırklar. İkinci fiyat. Cemil Sena 1894'te Seydişehir'de. Konya Seydişehir'de doğdu. Babaannesi tarafından Hazreti Mevlana kuşaklarındandır. İstanbul Sultanesi ve Darül Muallimi-i Aliye'nin felsefe şubesinde okudu. Paris Üniversitesi Sorbonne ile Collège de France'da felsefe kültürünü genişletti. Batı Anadolu illerinde ve İstanbul Erkek, Galatasaray, Haydarpaşa, Çamlıca, İstanbul Kız, Vefa ve Maltepe askeri liselerinde felsefe okuttu. Kurtuluş Savaşı'nda Hakimiyeti Milliye gazetesinde çalıştı. Türlü dergiler arasında en çok Varlık, Çığır ve Barış Dünyası ile Dünya gazetesinde makaleler yazdı. Sayısı 40'ı bulan eserlerinin en önemlileri öğretim yöntemlerine dair olan 3 cilt. Hazreti Muhammed'in felsefesi, Allah fikrinin tekamülü, estetik, Büyük Filozoflar Ansiklopedisi 4 cilt. Abramaz da böyle dedi. Saadet yolu insan ve aplaklardır. Eser ve makalelerinden bazılarını şimdi resmen kaldırmış olduğu Ongun soyadı ile yayımladı. Yazar daha önce yayımladığı Estetik'i şimdi baştan sona kadar gözden geçirmiş, birçok yerini değiştirmiş ve yenilemiş, ekler yapmış, daha doğru bir deyimle kitabı orijinal bir eser olarak yeniden yazmıştır. Eserde felsefe ve sosyolojinin önemli bir bölümü olan estetiğin tanımı ile ilk çağ filozoflarının estetik hakkındaki fikirlerinin açıklanmasından başlanılmış, bugünün en yeni sanat akımlarına kadar bütün konular tam bir yetkiyle ele alınmıştır. Milli kitaplığımızda konusunda eksikliği uzun süredir duyulan böyle mükemmel bir eserin bütün aydınlarımızı ve estetiğe ilgi duyanları tatmin edeceği inancındayız. Güzel bir kitap, değerli bir kitap. İnsana derinlik katan bir kitap. Kitap bir daha yazılmış yazarı tarafından. Birinci basım Şubat 1972. Şöyle içindekilerden bir konu başlığı yapalım. Okuyucularımız merak etsinler ve takip etsinler. İzleyicilerimiz. Estetiğe dair genel bilgiler. Birinci bölüm. Estetiğin tanımı ve türleri, estetiğin tarihi, türlü filozoflarda estetik teorilerinin panoraması. İlk çağ filozoflarında estetik, Alman estetikçileri, Fransız estetikçileri, İngiliz estetikçileri, başka estetikçiler, İtalyan estetikçileri, estetiğin yöntemleri, estetiğin amacı ve sanatın etkisi. Bir insan, sanatkarım, şairim, yazarım, öykücüyüm, senaristim, tiyatrocuyum, sinema üzerine çalışmalarım var, heykel üzerine çalışmalarım var, sanat ve kültür üstüne çalışmalarım var dedi mi, bu estetik kaygısına düşecek. Çünkü estetik insana derinlik verir. Neyle yarıştığını bilirsin. Aynı felsefenin varlığı gibi geçmiş zamanı, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı yorumlarsın. Sanat sorunları. Sanat ve sanatçı, sanat ve bilim, sanat ve ahlak,
sanat için sanat, güzel sanatın türleri, müziki, dans ve öteki sanatlar, öykü, hikaye sanatı, sanatın amacı, sanatın kaynağı, sanat ve güzel, sanat ve spor heyecanı. Sanat eserlerinin yaratılması. Sanatta taklit ve gerçek, ifade ve üslup, makine ve yeni sanat, ölmezlik ve sanatçı, deha nedir? Çağdaş sanatın genel karakterleri, sanatın esinlediği duygular, sanat ve özgürlük, sanatta ulusallık, eski sanatlar ve sanatta modernizm, sanat ve sanatçının izlediği yön, sanatta formalizm, yazarların sosyal ve ahlaksal rolü. Dördüncü bölüm güzel ve güzelle ilgili problemler. Bu benim bölümüm. Ben bunu çok severim. Genel olarak güzel, güzel fikrinin evrimi, güzelin etkileri. Güzel ve güzelle karıştırılan nitelikler. Güzelle eşdeğer sayılan nitelikler. Güzel ve hoş, güzel ve faydalı, güzel ve iyi, güzel ve doğru, güzelimsi değerler. Güzel ve latif, güzel ve yetkinlik, güzel ve lüks, güzel ve yüce, güzel ve ahenk. Ahenk çok önemlidir. Altıncı bölüm estetik duygular. Güzel ve coşku, güzel ve haz, güzel ve aşk, güzel ve zevk, güzel ve çirkin. Yedinci bölüm şiir ve estetik yargılar. Edebi sanat sistemleri, klasizm, romantizm, realizm, gerçekçilik, naturalizm, parnasçılık, sembolizm, soysuzların şiiri, estetik değerlerin evrimi, özet ve sonuç. Bir bibliografi. Şöyle şey yapayım. Birinci yapraktan bir paragraf okuyayım. Sonra da fotoğrafları göstereyim. Çünkü fotoğraflar koleksiyon değerinde. O harika fotoğraflar. Ortaya koymuş fotoğrafları. Beğeneceğinizi hissediyorum. 1931 yılında estetik adıyla yayınlamış olduğumuz büyükçe bir eserde bugünkü kuşakların anlamaları pek güç olan eski Türkçemizle o tarihteki bilim terimlerini kullanma zorunda kalmıştık. Fakat fazla bir hayatçılık, vitalizme ve tinselcilik, spiralizme gibi sistemlerin etkisi altında ve yeni estetik anlayışlarıyla doğrudan doğruya ilişkisi pek az bulunan bir takım metafizik ve teorik problemlerle fazlasıyla önem vermiştik. Aradan geçen 40 yıl içinde dilimizde, terimlerimizde, zevk ve düşüncelerimizde büyük ilerlemeler ve değişmeler oldu. Değerli sanatçılarımız ve sanat eleştiricilerimiz, güzel sanatların her dalında oluşumuzun estetik kültür ve eğitimi bakımından pek faydalı, başarılı, hatta ulusal ün ve onurumuzu yabancı illerde de yücelten pek çeşitli ve üstün eserler yarattılar. Telif ve tercüme olarak Suud Kemal Yetkin, Burhan Toprak, Zahir Güvenli ve eskilerden Hüseyin Cahit Yalçın, Şahabettin Süleyman, Fuat Köprülü gibi pek değerli kişilerin çeviri ve eserleri dışında güzelliğin felsefesini aydınlatan bilgi ve düşünce ürünlerimiz nitelik itibariyle yeteri kadar yayınlanamadı. Oysa ki bugün felsefe ve sosyolojinin birer kolu ya da bahsi olarak estetik ve ayrı bir ders olarak da sanat tarihi orta ve yüksek öğretim kurumlarında önemli bir yer almış bulunmaktadır. Biz eskisiyle ilgisi kalmamış olan bu yeni eserimizde bazı kişisel görüşlerimizi de ekleyerek metafizik unsurlardan olabildiği kadar uzaklaşmaya çalıştık. Hemen her büyük filozofun estetik konuları üzerinde kendi sistemlerine uygun birer teorisi vardır. Eserimizde bunlara ancak bazı sorunları, bazı kavramlarla tanımları açıklayabilmek ve bunların tarihsel gelişimini belirtmek için edebiyat ve felsefe tarihi sınırlarını da aşmak suretiyle dokunmayı faydalı bulduk. Bu süreçte de hem de bu bilimin hem de sanat değerlerinin yüzyıllar boyunca geçirmiş olduğu evrimin düşünsel bir panoramasını vermeye çalıştık. Denebilir ki kitabımız estetiğini ilgileyen problemlerin hemen hepsi hakkında gereken klasik bilgileri bir araya toplamış bulunmaktadır.
konuları aydınlığa kavuşturmak ve daha anlaşılır bir biçime sokmak için türlü bahislerde bazı tekrarlardan kaçınmadığımız bu eserde herhangi bir bahiste noksan bıraktığımız noktaları bunlarla ilgili olan başka bir bölümde tamamladık. Şimdi yazı harika bir şekilde devam ediyor. Ben şuradan Miğferbaşı, Aztek sanatının gerçek örneklerinden biridir. Bu eserde klasik sanat eserlerinde görünen çizgi, oran ve anlamda somutluluk yansıtılmıştır. Yani Laleli Prenses, Girit uygarlığından zamanımıza kadar gelmiştir. Bu eserde bütün ilk çağ Yunan sanatına görüş, teknik ve zarif çizgilerle ilham kaynağı olan ince bir ustalık vardır. Poseidon'un yaptığı zafer heykeli. Bu heykelde zafer, sevinç ve gururun bir kadın bedenindeki coşkunluğu, bu bedene yapışan bir tül kumaşın mermerde nasıl dalgalandığı görülüyor. Resimde gölge ışık oyununu andıran bir saydam yoğunluk, sanatçıya ileri bir uygarlığın yetkin kişiler arasında önemli bir yer vermektedir. Çok harika. Çok. Çok. Yani eserin de kendisini de görmemizde sayısız yarar var. 16. yüzyılda Türk Çinisi. Türk Çinisi. Türk yazının, sanatının yazı, geometrik desenler ve bir bitkilerle bezenmiş olan bir seramik şaheseri. İçine, insanın içine güzellik geliyor. İçine baktığımız zaman içimizde bir aydınlanma geliyor, bir huzur geliyor. Yani bu şeyi, şimdi biraz da bu tarafa doğru gelelim. Yani heykel, Belling, bu eserinde iç ve dış organlarımızın plastik niteliklerini madenin bükülmez katılığı arasında sergilemeye çalışırken savunmaya veya saldırmaya hazır bir şövalyenin öfkesini canlandırmıştır. Bu eser soyut sanat okulunun somut örneklerinden biridir. Şimdi bu buraları tabii harika bir şekilde okumamız lazım. Dinlene dinlene okumamız lazım. Not alarak okumamız lazım. Şimdi manzume. Bu bakımdan manzume şekillerini geometrik türlerine göre açıklamak gerektir. Bak, ne diyor? Bizimle ilgili, şairlerle ilgili. 1. Triangulari şiir, üçgenlik şiirleri. 2. Piramidale şiir. 3. Klendriku şiir. 4. Koniku, konik şiir. 5. Pisima tigo şiir. 6. Kare, kare şiir. Bunlar da ayrıca şöyle şiirlerin incelemesini de tane tane veriyor. Her şair arkadaşımızın sakin not alarak bunlardan yararlanmasını isterim. Burada da şiirler var. Bunu da gelecek zamana bırakalım. Saygılar, hürmetler, iyi günler.